Türkiye'nin ilk kültür ekranı KRT'den herkese merhaba. Tarihçi ve Sözcü gazetesi yazarı Sinan Meydan'la birlikteyiz. Atatürk'ü konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Yakın siyasi tarihi anlatıp da gerçekten evet. Türkiye'de en çok ilgi gösterilen evet. tarihçilerden, yazarlardan biri sizsiniz. Teşekkürler, sağ olun. Doğru bilgiler kamuoyuna evet. aktarıyorsunuz. Biz de sık sık sizi davet ediyoruz. Sağ olun. Bugün fırsat oldu. Şimdi güncel bir konu var. Ona tarihin penceresinden Buyurun. Bakalım biraz. Yakın siyasi tarihin penceresinden. Türkiye NATO'da kalsın mı kalmasın mı tartışılıyor. Evet. NATO'nun sanki Türkiye'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tatbikatta hedef aldıktan sonra karşı olduğu evet. gerçeği sanki hani bir anda aklımıza çakıldı. Yani son tatbikatta Atatürk'ün ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef alınmasından sonra Türkiye NATO'da kalalım mı kalmayalım mı? Evet. Bunu tartışıyor. Halbuki bundan önce çok sayıda toplumsal olayda ve darbelerin arkasında NATO'nun evet. organizasyonunda gerçekleştiği konuşulmuştu. Evet. Tarih penceresinden bakarsak Türkiye'nin NATO serüveni nasıl başladı? Mustafa Kemal Atatürk Türkiye'nin güvenliği için nasıl bir proje ortaya koymuştu? NATO'yla Atatürk'ün güvenlik politikası örtüşüyor mu? Evet, çok teşekkür ediyorum yayınınıza davet ettiğiniz için öncelikle. Evet, tarih bugüne ışık tuttuğu sürece önemlidir diyorum ben hep. Yoksa evet. Hamasi düşler görmek için tarihten yararlanmanın, faydalanmanın bir anlamı yoktur. Bu bakımdan bugünü anlama noktasında tabii tarihe müracaat ederek gidersek, soruları da bu şekilde belirlersek tabii daha faydalı bir program olur. Onun için ilk sorunuz son derece anlamlı. Tabii NATO meselesi tartışılıyor bir haftadır Türkiye'de. Fakat sizin de ifade ettiğiniz gibi Türkiye uzun zamandır NATO üyesi ve NATO'yla Türkiye arasındaki ilişkiler Türkiye NATO'ya üye olduğundan beri çok da sıcak değil aslına bakacak evet. olursanız ve hep tartışılan bir konumu vardır Türkiye'de NATO'nun. Şimdi tabii Türkiye NATO'ya nasıl üye oldu? 60 yıldan fazla bir süredir Türkiye NATO ilişkileri nasıldır? Bunların üzerinde konuşalım ama önce sorunuzun ikinci bölümüne cevap vereyim. Evet. Yani Atatürk'ün güvenlik politikalarından hareket edip NATO'yu biraz evet. konuşursak daha doğru yapmış oluruz diye düşünüyorum. Şimdi tabii Atatürk bir milli mücadele verdi biliyorsunuz. Emperyalizme karşı bir İstiklal Savaşı verdi ve bu savaşı kazandı Türk milletiyle birlikte. Şimdi Mustafa Kemal Paşa milli mücadeleyi verirken karşısında İngiltere, Fransa ve onların taşeronu durumundaki işte Yunan ordusu, Ermeni kuvvetleri ve yerli işbirlikçiler vardı. Tabii, yani içeridekiler de var. İçerideki hainler, yerli işbirlikçiler. Şöyle ifade etmek lazım. Türk halkının karşısında, Kuvayi Milli Hareketi'nin karşısında, Mustafa Kemal'in karşısında bir cephe vardı. Bir emperyalist cephe bakın. Bunu böyle adlandırmak lazım. Bu cephenin lider ülkesi İngiltere'ydi. Evet. Yani Türkiye'nin karşısındaki emperyalist cephenin baş aktörü İngiltere'ydi. Taşeron da Yunanistan'dı. Mustafa Kemal Paşa tabii yokluk ve yoksulluk içinde bir milli mücadeleyi örgütlemeye çalışırken ne yaptı? Bu emperyalist cephenin karşısında bir mazlum milletler cephesi oluşturdu. Yani bunu bilmek lazım. Yani Türkiye, o fakir Türkiye, Birinci Dünya Savaşı'ndan daha yeni çıkmış, daha doğrusu Türk milleti, yokluk, yoksulluk içinde Mustafa Kemal'in etrafında kenetlendi. Fakat bu kenetlenme, karşımızdaki emperyalist cephenin gücünü düşündüğünüz zaman bu savaşı kazanmak için yeterli değildi. Onun için karşınızdaki cepheye direnebilmek için evet. bir karşı cepheye ihtiyacınız vardı. Mustafa Kemal Paşa bir gerçekçi, bunu gördü. Ve ne yaptı? Sovyet Rusya, Hindistan, Mısır, Irak, Suriye, Afganistan gibi benim mazlum milletler diye adlandırdığım, ki bu adlandırma bana ait değil, bizzat Mustafa Kemal evet. Atatürk'e ait. Mehmet Akif Ersoy mesela mahkum milletler diyor bunlara. Evet. Yani emperyalizmin sömürüsü altında bulunan uluslar. Evet, ki onlar da birçoğu İngiltere'nin sömürgesi. Sömürgesi. Sovyet evet. Rusya hariç. Evet. Rusya hariç. Rusya hariç. Rusya'da emperyalizme karşı Bolşevik devrimi oldu evet. biliyorsunuz 1917'de. Dolayısıyla Rusya'daki iktidar 1920 koşullarını düşünün. İngiltere'ye
karşı, Avrupa kapitalist ve emperyalist Avrupa düzenine karşı, evet. Sovyet Rusya. Dolayısıyla Mustafa Kemal Paşa bakın ne yapıyor? Buradan başlamak lazım bu güvenlik politikalarını anlamaya. Yani emperyalizmin karşısına yalnız başına çıkmıyor Türkiye. Başlangıç itibariyle öyle ama kısa bir süre sonra bir mazlum milletler cephesi oluşturuyor. Evet. Mesela Türkiye Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıktıktan hemen sonra ne yapıyor? Sovyet Rusya ile ilişkiler kurmaya çalışıyor. Yani Bolşeviklerle temas yolları arıyor ve 1920 yılı itibariyle Türkiye-Bolşevik ilişkileri gelişmeye başlamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra bu ilişkiler daha da artar ve biliyorsunuz 1921 yılında Mart ayında Sovyet Rusya ile Türkiye arasında, daha doğrusu Ankara hükümeti arasında bir anlaşma imzalanır, Moskova Anlaşması. Ve bu Moskova Anlaşması sonrasında Türkiye yardım almaya başlar Sovyet Rusya'dan. Maddi ve manevi yardımdır, destektir, evet. Bu. Sadece Sovyet Rusya değil, bakın Afganistan'la da biz 1921'de anlaşırız. Afganistan'da Amanullah Han vardır. İngiltere'ye baş kaldırmıştır. Bir bağımsızlık savaşı yürütmektedir Afganlar. Evet. Ve Mustafa Kemal Paşa Afganistan'ı da yanına alır. Ve 1921 yılında mesela Afganistan'la anlaşma imzaladıktan hemen sonra Afgan elçisi Türkiye'ye, Ankara'ya gelir. Ankara'da elçilik binası falan açılır. Aynı şey Sovyet Rusya için de geçerlidir. Yetmiyor. Mesela Hindistan'la çok iyi ilişkiler kuruyor Mustafa Kemal Paşa milli mücadele sırasında. Niye? Çünkü Hindistan hem Hindular hem Hindistan'daki Müslümanlar Gandhi'nin önderliğinde ve Muhammed Ali'nin önderliğinde ayaklanmışlar, evet. İngiltere'ye karşı. Dolayısıyla oradaki bu ayaklanan önce özellik sonra bağımsızlık isteyecek onlar. Çünkü ilk aşamada bağımsızlık fikirleri yok. Mesela Gandhi de bunu itiraf etmiştir. Biz 1923'te Mustafa Kemal başarılı olduktan sonra bağımsızlık düşüncesine sahip olduk diye açıkça itiraf eder Gandhi. Ama orada da İngiltere'ye karşı bir başkaldırı söz, evet. Konusu. Ne yapıyor Mustafa Kemal Paşa? Bütün bu mazlum milletler cephesinin, bütün bu mazlum milletleri emperyalizmin karşısına dikiyor. Güzel. Yani Batı emperyalizmine karşı, özellikle İngiltere'ye karşı Doğu dayanışması diyebileceğimiz mazlum milletler cephesi diye benim adlandırdığım bir cephe oluşturuyor. Bunu asla unutmamak lazım. Yani NATO'dan çıkalım mı çıkmayalım mı tartışması yaparken, evet. Ya da çıkınca ne yapabiliriz, evet. Tartışması yaparken Mustafa Kemal Paşa'nın bu yöntemini, evet. Unutmamak lazım. Birincisi bu. Şimdi milli mücadelede bir yöntemi daha var Atatürk'ümüzün, o da şudur. Sadece bir cephe oluşturmuyor. Yani mazlum milletler cephesi oluşturmuyor emperyalizme karşı. Bir de karşısındaki düşman bloğunu dağıtmaya çalışıyor. Yani karşımızda İngiltere var, Fransa var, İtalya var, başlangıç itibariyle düşünün. Yunanistan, Ermenistan var. Mustafa Kemal Paşa ne yapıyor? Yunanistan'ı doğrudan düşman olarak tabii görüyor. Çünkü İzmir'den itibaren, evet. Anadolu'yu kanlı bir şekilde işgal ediyorlar. Ermeniler keza öyle. Ermeniler de kanlı işgallere imza atıyorlar. Hem Çukurova'da hem Doğu bölgelerinde. Fakat mesela Fransa ve İtalya ile ilişkileri çok farklıdır Mustafa Kemal Paşa'nın. Ne yapıyor? Fransa'yı ve İtalya'yı diplomatik yollarla kazanmaya çalışıyor. Yani onları doğrudan, onlara bir cephe açmıyor. Ha şeyde, güneyde Urfa, Antep, Maraş'ta, evet. Fransa'ya karşı bir Kuvayi Milliye mücadelesi vardır ama onu şöyle değerlendirmek lazım. Bakın orada mesela Mustafa Kemal Paşa Urfa, Antep, Maraş'taki mücadeleyi örgütlerken Ankara'dan, Sivas'tan düzenli birlikler şeklinde bir örgütlenmeye gitmez. Subaylar gönderir. O subaylar çeteci kılığında, hatta onların kod isimleri vardır. Urfa, Antep, Maraş'ta Fransa'ya karşı mücadele ederler. Fransız ordusuna, işgaline karşı. Fakat Mustafa Kemal Paşa doğrudan Fransa'yı, doğrudan İngiltere'yi, doğrudan İtalya'yı karşısına almayı düşünmez. Ve o karşıdaki düşman bloğunu çatlatmaya çalışır. Bir yanda, heh. Halk görüntüsü altında, evet. Belki de önderleri elbette Türk ordusu ama... Tabii. Direniş grupları oluşturuyor, onları orada oyalıyor. Bravo, evet. Oyalarken de diğer yandan masada onları Türkiye'nin yanına çekmeye çalışıyor. Aynen öyle, diplomasi savaşı. Çift yönlü yani. Bravo, diplomasi savaşı veriyor. Evet. Ve şöyle bir çılgınlık içine girmiyor. Bütün o düşman bloğunu karşısına alıp tek başına onların karşısına, evet. Geçmek, evet. Gibi bir çılgınlık Atatürk'ün politik anlayışında yok. Zaten onu başarılı kılan bu. Yani gerçekçi olması. Evet. Şimdi biz milli mücadeleyi aslında bu politikalarla kazandık. Dolayısıyla
Türkiye nasıl kurtuldu bir kere onu bilmek lazım NATO'ya gelmeden önce. Ne oldu sonuç itibariyle? Mesela İtalya bir süre sonra çekilmek zorunda kaldı biliyorsunuz. Evet. Diplomasi zaferi kazanılmıştır adeta İtalya'ya karşı. Giderken de silahlarını bırakmıştır bize. Fransa keza öyle. 1921'de Sakarya Savaşı kazanıldıktan sonra Fransa gerçeği görmek zorunda kalmıştır. Ve çok ciddi bir diplomatik mücadele vardır orada. Ve Fransızlar da çekilince geriye İngiltere ve Yunanistan kaldı biliyorsunuz. Çünkü Ermenistan da daha önce zaten cephede yenildi. Evet. Kazım Karabekir Paşa daha 1921-20 yılında biliyorsunuz Ermenilere karşı zafer kazandı. Evet. Ve Fransızlar çekilince Çukurova'daki Ermenilerin de desteği kalmadı. Geriye ne kalıyor? İngiltere ve Yunanistan. Bakın ne yapıyor Mustafa Kemal Paşa? Bir anda o düşman bloğunu dağıtıyor. Ve İngiltere ile Yunanistan'a indirgiyor. Evet. Şimdi Yunan ordusunu da cephede yenince Sakarya Büyük Taarruz. Evet. Zı düşünün. Sadece İngiltere kalıyor ve yalnız başına kalan İngiltere'de bütün bu müttefik grup dağıldığı için Türkiye ile bir savaşı göze alamayacaktır ve 1922'nin sonlarında Lozan'dan sonra onlar da geldikleri gibi gideceklerdi. Evet. Şimdi bir kere bu stratejiyi unutmaması lazım izleyicilerimizin. Bakın şöyle özetleyelim. Bir, emperyalizme karşı, emperyalist bloğa karşı siz de mutlaka bir dayanışma içinde olacaksınız. Bir cephe açmamız lazım. Bravo. Yani yalnız başınıza ayakta durmanız bu topraklarda çok zor. Diyeceksiniz ki 1920'deki koşullarla bugünküler çok bugün farklı. Bugün daha fazla imkanlar var. Çok haklısınız. Kısa sürede haberleşiyorsunuz. Elinizde tabii bugün güçler daha fazla. Evet. Bugün daha iyi durumdayız. Dolayısıyla bir cepheye ihtiyacımız yok gibi düşünülebilir ama bu doğru değil. Yani Türkiye'nin bulunduğu konum itibariyle düşmanlarla çevrildiği gerçeğini de göz ardı etmediğinizde bugün de Türkiye tabii ki kendi gücüne güvenecek. Bugün tabii ki Türkiye güçlü bir ülkedir. Ama yetmez. Ne yapacaksınız? Mutlaka dayanışma içinde olmanız gereken ülkeler bulacaksınız ve onlarla eşitlik ilkesine dayalı, bağımsızlığa saygıyı esas alan ittifaklar kuracaksınız. Bakın Atatürk bize bunu ta milli mücadele yıllarından beri gösterdi. Bu bir. İkincisi, dünyaya meydan okurken biz bunu zaman zaman yapıyoruz. Bizim siyasetçilerimiz bunu yapıyorlar. Tabii tarihimizden gelen bir şey olsa gerek bu. 5000 yıllık bir tarih, 1600 yıllık bir imparatorluk geçmişi, 100 yıla yaklaşan bir cumhuriyet. İster istemez kendimize güveniyoruz, güven duyuyoruz ulus olarak, ülke olarak. Fakat bakın Mustafa Kemal Atatürk'ten aldığımız ders şu onun mücadelesinden. Karşımızda bir emperyalist blok varsa o bloğun karşısına doğrudan çıkmak yerine yani karşımızdaki bloğu daraltmaya çalışmalıyız. Yani düşmanlarımızı azaltmaya çalışmalıyız. Evet. Bu da zaten aklın yolu birdir. Böyle bir bu politika da diplomasidir yani. Diplomasidir. Evet. Bu nasıl olur? Doğru diplomasiyle bunu başarabilirsiniz. Evet. Yani karşınızdaki işte Almanya karşınızdaysa, Amerika karşınızdaysa, Hollanda'sı, Fransa'sı, Norveç'i karşınızdaysa bütün bunlara aynı anda cephe açıp yani hepsini karşınıza alıp onlarla mücadele etmek yerine ince diplomasiyle karşınızdaki mümkün olan bazı ülkeleri yanınıza çekebilirsiniz. Evet. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde belki bunu başaramayabilirsiniz ama Almanya'sında, Hollanda'sında, Fransa'sında bunu başarabilirsiniz. Ya da bunun mücadelesini verirsiniz. Milli mücadelenin bize öğrettiği iki şey. Bir, tekrar edelim, emperyalizmin karşısına bir cepheyle çıkmak. İki, karşıdaki emperyalist bloğu mutlaka parçalamak. Peki milli mücadele bittikten sonra nasıl bir politika izledi Mustafa Kemal Atatürk? Yani, Cumhuriyet ilan edildikten sonra değil mi? Orası önemli. Evet. NATO'yu anlamak için. NATO'ya bakın, giden yol o çünkü. Bravo. NATO'ya giden yoldur. Cumhuriyet dönemi politikaları. Tabi Mustafa Kemal Atatürk şunun farkındaydı. Kurtuluş Savaşı'nı biz kazandık ama tehlikeye atlatılmış değil. Yani çevremiz yine kuşatılmış durumda. Burada bir parantez açayım mı? Şimdi tabii. Cumhuriyeti kurduk. Böyle bir mücadele vererek kurduk. Evet. Zor güçlü bir mücadeleydi. Güçlü bir emperyalist bloğu diplomasiyle ve sahadaki askeri zaferlerle yendik. Dağıtarak böyle bir ülke kurduk. Evet, bağımsız bir ülke. Bağımsız bir cumhuriyet kurduk ve ilişkiler yeniden düzenlenmeye başladı. Bu o çok saatten önemli. Sonra. Çok yani önemli. Bize 2 yıl önce işgal eden İngiltere ile cumhuriyet kurulduktan sonra dost olmaya başladık. Burada hep eleştiriyorlar ya Atatürk'ü. Atatürk de ne adammış bak. Evet. İngiltere ile hem savaşıyordu hem elçisini başarı kabul ediyordu. Gizli işte. Hani bir video var ya Atatürk'ün gördüm, Amerikan
devletine sesleniyor. Evet. Amerika bizim dostumuzdur. Amerika'yla evet. çok sıcak ilişkiler kuracağız diye. Onu diyorlar ki bakın Atatürk de Amerika'ya boyun eğdi. Ha, değil, şimdi evet. bu saatten sonra nasıl bir diplomasi işledi ki çok önemli, Türkiye'nin evet. o güvenlik tehditlerini bu diplomasi yoluyla bertaraf etti? Evet, kilit soru budur. Teşekkür ediyorum. Milli mücadeleyi anlattık. Fakat asıl evet. barış dönemi, yani 1923'te Lozan Anlaşması imzalandı. Evet. İşte Atatürk'ün ölümüne kadar 10 Kasım 1938'e kadar. Evet. 24 Temmuz 1923, 10 Kasım 1938. 15 yıllık bir süre. Türkiye Cumhuriyeti nasıl bir güvenlik politikası izledi? Bakın aslında altını çizdiğiniz noktadan ben de başlayacaktım. İyi oldu bu pası vermeniz. Şimdi Mustafa Kemal Paşa bir savaş dahisi olarak bilinir ama ben onu inceleyen bir tarihçi, bir araştırmacı olarak onun bir barış dahisi olduğunu gördüm. Yani Mustafa Kemal Paşa'nın mesela kan dökmeyi amaçlayan ya da sınır genişletmeyi amaçlayan ya da macera olan bir evet. mücadelesi yoktur hayatında. Mesela Çanakkale'yi düşünün, Sakarya'yı, Büyük Taarruz'u düşünün, Trablusgarp'a gidin. Şimdi Mustafa Kemal Paşa'nın bütün savaşları bir kere haklıdır, meşrudur. Savunma yani, amaçlı. Meşru müdafaa, evet, savunma, savaş. Toprağını koruma, namusunu evet. koruma mücadeleleridir. Bir kere bunun altına çizelim. Evet. İkincisi Mustafa Kemal Paşa daha savaş biter bitmez, hatta savaş henüz bitmemiş bakın. 30 Ağustos 1922'de biz biliyorsunuz büyük taarruzu kalktı Türk orduları. Daha doğrusu 26 Ağustos'ta büyük taarruz hareketi evet. başladı. 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da düşmanı yendik başkomutanlık meydan muharebesiyle. Ve Mustafa Kemal Paşa 1 Eylül 1922'de ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir emrine verdi. Türk orduları yürümeye başladılar. Yunan ordusunu kovalıyorlar. Evet. Anadolu'yu düşmandan temizlemek için. 450 kilometrelik bir alan var İzmir'den Dumlupınar'a kadar. Evet. 15 günde o coğrafya temizlenecek. Şimdi 3 Eylül'de Mustafa Kemal Paşa Uşak'a geldi. Orduların arkasından o da İzmir'e ilerliyor biliyorsunuz. Uşak'ta Yunan başkomutanı Trikopis yakalanmış, esir evet. alınmış. Mustafa Kemal Paşa'nın huzuruna çıkarıldı. Şimdi Mustafa Kemal Paşa tabii Yunan başkomutanına çok son derece iyi davranıyor. Ki Yunanlılar Anadolu'da kıyımlar, katliamlar gerçekleştirmişler. İşte camileri İzmir'i yakmışlar, evet, şehirleri evet. yakmışlar. tecavüz etmişler. Şimdi buna rağmen bakın Yunan başkomutanı yakalanıyor, getiriliyor, huzura çıkarılıyor ve Esir durumda Mustafa Kemal Paşa ona insani muamele ediyor ve niye savaşı kaybettiklerini anlatıyor. Yunan başkomutanına iyi muamele edilmesini ifade ediyor çevresindekilere ve hakikaten Trikopis de bunu anılarında da aktarır. Son derece iyi muamele görmüştür. Sadece Trikopis değil bakın daha sonra İzmir'e gittiğinde biliyorsunuz Karşıyaka'ya geçer Mustafa Kemal Paşa ve orada Karşıyaka'ya gittiğinde konaklayacağı yere gireceği zaman biliyorsunuz o evin girişine bir bayrak serilmiştir. Yunan bayrağıdır bu. O Yunan bayrağına basarak içeri girmesi istenir kendisinden ama Mustafa Kemal Paşa bunu reddeder ve o bayrağı kaldırır. Bayraklar milletleri temsil eder der. Yunan kralı Türk bayrağına basarak o eve girmiş daha önce işgal evet. sırasında. O yanlış yapmışlar. Biz onun yanlışını tekrarlamayacağız ve o bayrağı yerden kaldırır. Şimdi bu bir şeyin işaretidir. Mustafa Kemal Paşa'nın tekrar ediyorum kan dökme amaçlı, işgal amaçlı, fetih amaçlı ya da macera olarak adlandırabileceğimiz bir savaşı yok. Yani savaş onun için bir amaç değil. Onun için amaç barış. Gerçek barışa kavuşturmak evet, ülkesini. Çok güzel bir ifade kullandınız. Tabii. O cephede evet bir evet. savaş kahramanıdır ama onun dışında bir barış dahisidir. Barış dahisi Atatürk ve bu bir şeyin işaretidir. Bu topraklarda Türkiye Cumhuriyeti'ni kuracak ama Türkiye Cumhuriyeti'nin bir barış ülkesi olmasını... Evet, kimseyle kavga etmeyeceğinin işareti. Evet ilk işaretler evet. bunlar. Onun için anlattım. Peki bu işaretlerin devamı geldi mi? Geldi bakın Çağlar Bey şöyle oldu. Birkaç örnek vereyim. Dünyada 1920'lerde ve 30'larda Avrupa'da ya da dünyada barışı korumaya yönelik bazı çabalar var o dönemde. Mesela işte Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda Milletler Cemiyeti, evet. Cemiyeti Akvam kurulmuştu. Türkiye daha bu sonra Birleşmiş Milletler oldu. Onun dışında yine 1930'larda İkinci Dünya Savaşı arifesinde dünyada Avrupa'da barış tehdit altında çünkü barışı korumaya yönelik bazı oluşumlar söz konusu. Mesela Türkiye bu oluşumlara hep sıcak bakmıştır Atatürk'ün Türkiye'si. Evet. Yani Atatürk barışı korumaya yönelik bir çaba varsa dünyada o çabanın ilk destekçilerinden biri. Evet. Ben şu 1923 kitabında onları kalem kalem anlattım. Evet.
Yani Mustafa Kemal Atatürk dünyadaki bu barışı korumaya yönelik çabalarda tutumu nedir diye baktım. Evet. Mesela sürekli o cemiyetlerin, o teşkilatların değişik kurullarında Türk temsilciler yer almışlar. Türkiye o oluşumlara... Lobi güçlü olsun evet, diye değil mi? Evet. O oluşumlara kayıtsız kalmamış. Ve bakın Milletler Cemiyeti'ne Türkiye'nin üyeliği ilginçtir. 1932'de Türkiye'ye davet edilir. Hatta bu daveti yapanlardan biri Yunanistan'dır biliyorsunuz. Evet. Ve Türkiye bu davet üzerine Milletler Cemiyeti'ne üye olur. Yani dikkat ederseniz şimdi bizde bazı Atatürkçüler şöyle bir anlatı tutturmuşlardır. Atatürk'ü sürekli işte emperyalizme karşı evet savaş vermiştir ama batıya da karşı sürekli batıya karşı evet. Gösterme böyle bir alışkanlık haline almıştır. Atatürk emperyalizme karşıdır. İşgale karşıdır. Tabii tabii. Yoksa bu barış oluşumuna falan ki, karşı değildir. Kesinlikle karşı evet. değil. Bunu tespit etmek lazım. Ha, tutup yarın aynı ülkeler yine Türkiye'ye göz dikse o zaman yine halkı örgütler. Aynen öyle. Yine karşısına dikilir. Bu ayrımı yapmak evet, lazım. Evet, bu önemli. Barış şimdi, zamanı ilişkiler ayrıdır. Savaş zamanı çok ayrıdır. Farklıdır. Evet. Ve barış zamanı tekrar ediyorum. Dünyada bir barış çabası gördüğünde bu çaba samimidir, değildir. Evet. Bununla ilgileniyor. Ha, samimi değilse de tabii o çabayı eleştiriyor. O ayrı bir şey. Ve şu da önemli. Evet. Bakın Türkiye'nin özellikle son dönemde Avrupa Birliği'yle ve NATO'yla, Birleşmiş Milletler'le yani bu uluslararası kurum ve kuruluşlarla bazı devletlerle ilişkilerinin kötüye gitmesini evet. eski diplomatlar şöyle açıklıyor. Mesela çok konuşuyorum eski emekli büyükelçilerle. Diyorlar ki bizim lobi gücümüz yok orada. Bitti. Evet, tabii. Eskiden diyor biz onların davetlerine gider, masalarında oturur, içki içer, evet. sohbet eder, yemek yer, onlara Türkiye'yi anlatır, evet. fıkralar anlatır, Türkiye siyasetini anlatırdık. Ama şimdi bunları anlatacak insan kalmadığı için maalesef yeterli ön kaldı. Yargılarıyla bakıyorlar Türkiye'ye hep. Evet. Yani o monşer diye aşağıladıkları insanları sahadan çektikleri için sıkıntı yaşıyor. Yerine koyacak insanı da bulamıyorlar. Çünkü yerine koydukları felsefeleri gereği, yaşam tarzı ve inançları gereği onların gittikleri o toplantılara gitmiyorlar. Bunu evet. bana açıkça söyledi. Adamı koymuş diyor büyükelçilik görevlisi Fransa'nın bilmem ne etkinliği var. Bilmem ne gecesi. Gitmiyor içkili diye. Anladım. Girmiyor oraya. Yani bu alanda işte o şeyi mesafeyi açtık dedi. Çok doğru. Diyorsunuz ki Atatürk Milletler Cemiyeti'ne Türkiye'ye üye olduktan sonra tabii. kurumlarına eleman göndermiştir. Tabii tabii gönderiyor ve alt kurullarında temsilciler yer alıyor. Sadece orada değil tabii. Şimdi bir rakam vereceğim. Çok ilginçtir bu. Osmanlı İmparatorluğu döneminde bizim dünyada toplam 18 elçiliğimiz ve temsilciliğimiz evet. var. Dünyanın Amerika'yı da katıyoruz buna, Asya'yı evet. da. Dünyadaki toplam elçilik sayısı. Bakın Cumhuriyet ilan edildikten sonra Atatürk'ün sağlığında 15 yılda ki dünyada 56 bağımsız ülke var 1930'larda. Evet. Bu 56 bağımsız ülkenin 37'sinde Türkiye temsilcilik açmış. Şimdi düşünün. Çok kısa bir sürede 56 bağımsız ülkenin 37'sinde Türkiye temsilcilik açıyor. Bu ülkeler arasında mesela Amerika'da, Güney Amerika'dan, Kuzey Amerika'dan ülkeler var. Bu 56 ülkenin 40'ıyla dostluk ve kardeşlik anlaşması imzalamış Mustafa Kemal Atatürk. Bakın 56 Önemli. Ülkenin evet. 40'ıyla dostluk ve kardeşlik anlaşması bu kavrama dikkat edin Çağlar Bey. Bu literatüre bizim soktuğumuz bir kavramdır. Ya Atatürk'ün imzaladığı anlaşmalar ikili anlaşma değildir bakın. Atatürk yani Atatürk'ten sonra ikili anlaşmalar imzalanmış ve Türkiye biliyorsunuz Batı'ya adeta esir edilmiştir. Evet. Özellikle Amerika'ya 1946'dan sonra bunları konuşuruz. Evet. Fakat Atatürk'ümüz döneminde imzalanan anlaşmaların çoğu dostluk ve kardeşlik anlaşması adını alıyor. Ve 40 ülke. 40 ülkeyle, 56 ülkeli bir 56, dünyada. 56 ülkeli bir dünya, bağımsız 56 evet. ülkenin olduğu bir dünyada 40 ülkeyle dostluk ve kardeşlik anlaşması imzalamak ne demektir? İşte o demin dediğim strateji. Türkiye'yi güvence altına alıyor. Türkiye'yi güvence altına evet. dost ve kardeşlik evet. çerçevesinde. Diyor ki evet. onlara Türkiye zengin bir ülke. Ve sizin dostunuzdur. Sizin dostunuzdur. Evet. Türkiye ile savaşmayın. Zenginliklerimizden siz de payınızı alın. Ticaret yapalım. Üretim yapalım ki Tabii. onun da adımlarını siz hep Aklı Kemal kitabınızda o Atatürk'ün ekonomik projelerini ekonomi hep anlatmıştınız. Meselesinde. Onu da ayrı bir pencereden yürütmeye başlıyor bu ülkeler. Tabii şimdi bakın bu rakamlar yani çok önemli şeyler ifade ediyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçekten bir barış ülkesi kurmaya çalıştığını ve güvenlik duvarının barış olduğunu görüyorsunuz Atatürk'ün. Evet, yani güzel. Güvenlik duvarı Türkiye Cumhuriyeti'nin ordudan başka bir şey bakın. Biz hep öyle zannederiz ya güçlü ordu evet. Türkiye'yi koruyacak.
Aslında tabii ki güçlü bir orduya ihtiyacımız var. Bunun farkında Atatürk ve ordu her zaman onun göz bebeği ve orduyu her zaman dinç ve dinamik tutmaya çalışmış her bakımdan. Fakat Türkiye'nin asıl güvenliğini sağlayan şey işte bu barış duvarı. Yani dünyayla imzalanan bu barış dostluk anlaşmaları ve bu 37 temsilcilik. Bir bilgi daha vereyim bakın. Bu 56 bağımsız ülkenin Atatürk'ün sağlığında 160 civarında lideri var. Yani bu 56 ülkenin liderleri değişiyor tabii. Başbakanları, cumhurbaşkanları düşünün 56 ülke. Evet. 15 yıllık süreden bahsediyoruz. Şimdi bu rakam çok daha ilginç. Bu Atatürk kendi sağlığında 56 bağımsız ülkenin başına geçen bütün liderlerle diplomatik ilişki kurmuş. Hepsiyle. Hepsiyle. Atatürk'ün diplomatik ilişki kurmadığı dünyada bağımsız ülke lideri yok. Bak önemli bir şey bu. Evet, çok önemli. Yani düşman bırakmıyor. Dünyadaki, tekrar ediyorum, dünyadaki bütün bağımsız ülkelerin, 56 bağımsız ülkenin liderleriyle başbakan düzeyinde, cumhurbaşkanı düzeyinde mutlaka ilişki kurmuş. Hatta bunların bir kısmı gelip Atatürk'ü ziyaret etmişler. Bir kısmıyla ise yazışmış. Evet. Yani sadece komşularla sıfır sorun değil, dememiş. Hayır, bütün dünyayla sıfır. Bravo. Sorun. Bu güzel. Ve bakın bu da yetmiyor. Çağlar bir başka bir şey daha yapmış. Diyor ki gerçek barışı sağlayabilmek için diyor hem ülkede hem içeride hem dışarıda öncelikle diyor bu emperyalizme karşı dayanışma içinde olması gerekir. Bütün mazlum milletlerin. Evet. Yani Kurtuluş Savaşı'ndaki o mantığını da yitirmiyor Atatürk'ümüz. Bakın bu da çok önemli. Emperyalizm var oldukça diyor yeryüzünde, sömürgecilik var oldukça maalesef gerçek barış sağlanamaz. Bunun doğru olduğunu biz bugün görüyoruz. Bugün hala öyle. Evet. Suriye'ye bak, Irak'a bak, bütün dünyaya hala. Bak. Hindistan'ı da öyle, Afganistan'ı da öyle. Soru şudur, bugün Allah aşkına barışı tehdit eden dünyada kimdir? Yani terör gruplarıdır diyeceksiniz de. Ama terör gruplarını kullanan emperyalizm. Terörü besleyen, kullanan kimdir? Irak'ta dökülen kanın sorumlusu sadece oradaki işte mezhep kavgaları, başka ya da etnik gruplar etnik değildir, çatışmalar mıdır? Yani onların eline silahı verendir. Silahı verendir. Evet. Yani 2003'ten beri 1,5 milyondan fazla Müslüman orada katledildi. Evet. Amerikan politikalarıdır. Adını koyalım. Evet. Emperyalist politikalardır. Ve bakın bir tespit yapıyor Atatürk. Diyor ki dünyada gerçek barışın sağlanabilmesi için diyor bağımsız olması gerekir. Bütün mazlum milletlerin emperyalizme karşı. Bir şey daha söylüyor. Diyor ki bu bağımsızlık yetmez. Bağımsız olduktan sonra Batı'nın düzeyine çıkmak için gerekli atılımları gerçekleştirmesi gerekiyor. Orada başlıyor. Bak, eğitim, çok önemli. Üretim, eğitim, bilim, sağlık, sanat, sağlık. Bunlar orada başlıyor. Bunlar olmasa diyor, olmazsa eğer siz bağımsız bir ülke kursanız bile bir süre sonra yeniden esir olursunuz. Bakın çok doğru. Eğer teknolojiniz, biliminiz, sanatınız, kültürünüz Batı ile yarışacak düzeye varmazsa, emperyalizmin düzeyine çıkmazsanız, bu anlamda emperyalist ülkelerin düzeyine ulaşmazsanız bir süre sonra onlar sizi yine esir eder diyor. İzmir İktisat Kongresi'nin açılışında da buna benzer bir söz açıkça söylüyor. Ifade, yani çok ekonomik, açık ifadeleri var. Ekonomik zafer ve bilimin, eğitimin, kültürün bu alanlarda ilerlemenin çok yaratacağı doğru. zaferle eşdeğer olduğunu görüyor. Yani bu çok önemli. Şimdi şunu şöyle söylüyor, diyor ki askeri zaferler iktisadi ve kültür zaferleriyle taçlandırılmazsa tez zamanda sönerler işte diyor. Bu anlattığınız şeyi ete kemiğe orada büründürmüş. Birkaç örnek daha vereyim bakın. Şimdi bu barış politikaları ile ilgili diyor ki bağımsız olan ülkeler diyor kol kola girmeli, barış paktları oluşturmalı. Çok önemli bu. Evet. Bu bir formül aslında. Yani önce emperyalizme karşı bağımsızlık savaşı veriyorsunuz. Sonra o bağımsızlık savaşı veren ülke akıl, bilim, sanat, kültürle ayağa kalkıyor. Evet. Sonra bu ülkeler yan yana giriyorlar, kardeş oluyorlar. Biz bunlara barış paktları diyor Mustafa Kemal Atatürk. Ve kendisi de bunun uygulamalarını yapmış biliyorsunuz. Bakın 1934'te Balkan Paktı. Balkan Paktı'nda kim var? Bulgaristan dışında bütün Balkan ülkeleri var. Türkiye Bulgaristan'la da ayrıca anlaşmalar imzalıyor. Çünkü Bulgaristan'la Romanya arasında bazı problemler olduğu için Bulgaristan o paktta yer almıyor. Fakat Balkan ülkelerini bir araya getirmiş bakın 1934'te. Ve bir şey daha yapmış. 1937'de bu sefer İslam ülkelerini bir araya getirmiş. Sadabat Paktı. Kim var içinde? Türkiye var, İran var, Irak var, Afganistan var. Bugün o Sadabat Paktı devam etseydi başımızda böyle belalar olmazdı. Çağlar Bey şöyle düşünün. Ta Bulgaristan'dan Afganistan'a kadar, ya daha doğrusu Afganistan da bu paktın içinde, Hindistan'a kadar bir çizgi düşünün. Yani Balkanlardan Güney Asya'ya kadar barış çizgisi. Bravo. Bir barış kuşağı. Evet. Dünyada
henüz daha bu kadar büyük bir barış kuşağı, bu uzun bir barış kuşağı kurulamadı. Ki düşünün ki İkinci Dünya Savaşı'nda Avrupa birbirini yedi. İkinci Dünya Savaşı'nın öncesinde böyle bir barış kuşağının öncüsü çok olmuş önemli. Türkiye. Evet. Avrupa hala bu çizgiyi yakalayamayıp bir dünya savaşı daha verip 50 milyon insanı çok doğru katletmiş. Şimdi biz bu tespitleri maalesef biraz geç kaldık ülke olarak. Evet. Doğru bir tespit. Bakın 1930'ların sonunda yani 2. Dünya Savaşı'nın öncesinde Bulgaristan'dan Hindistan'a kadar bir barış kuşağı oluşturuyor. Bunun önderi Türkiye. Keşke bizi örnek alsalardı da 2. Dünya Savaşı çıkmasaydı ve böyle bir böyle tezler vardır biliyorsunuz. Eğer Atatürk 1938'de ölmeseydi 2. Dünya Savaşı Balkanlar üzerine inebilir miydi? Ya da bu kadar kanlı olur muydu diye tartışılır dünyada. Başlar mıydı? Bu dünyada çok iddialı olmaz yani bu. Tartışılan bir tezdir bu. Türkiye'de pek biz bunları tartışmayız ama çok önemlidir. Bir şey daha var. Bakın Atatürk'ün bu Türkiye'yi güvenlik çemberi içine alırken dikkat edin Batı'daki İşte Milletler Cemiyeti'ne Türkiye üye olmuş ama bunun yanında Balkan ülkeleriyle kardeş olmuş. Evet. Bir barış çemberi oluşturmuş orada. Güneyde İslam ülkeleriyle bir barış çemberi oluşturuyor. Yetmiyor. Kuzeyde de Sovyet Rusya ile olan barış ilişkisini asla bozmuyor. Evet. Bu da çok önemli. Şimdi yani Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün Türkiye'yi koruma politikalarını bu şekilde özetlemek mümkün. Sovyetlerle olan iyi ilişkilerini Atatürk'ün sağlığında hiç bozulmadığını görüyoruz. Ve Cumhuriyet döneminde mesela Türkiye fabrikalarını kuracak ama parası yok. Teknik bilgiye, elemana da desteğe de ihtiyacı var. Ne yapıyor? Mesela Sovyetlere narinciye veriyoruz biz. Onun karşısında Sovyetler bize araç gereç, makina veriyorlar. Örneğin Nazilli Sümermak Basma Fabrikası böyle kuruluyor. Yani oradan alınan, narinciye karşılığı alınan makinalarla Sovyetlerden aldığımız yardımla şeyi kurduk. Nazilli Basma Fabrikası'nı ve başka birkaç fabrikayı yine oradan aldığımız mühendis desteğiyle, teknik destekle fabrikalar kurduk Türkiye'de. Ama sadece fabrikalar ekonomik anlamda desteğin dışında bir de kuzeydeki bu güçlü komşunuzla sürekli barış içinde olmanız ister istemez sizin için önemli bir avantaj oluşturuyor. İkinci Dünya Savaşı'na kadar bu ilişki devam etti ama İkinci Dünya Savaşı'nda maalesef Türkiye-Sovyet-Rusya ilişkileri bozulmuştu. Çünkü İkinci Dünya Savaşı'na Türkiye girmemek için çok direndi, mücadele etti o ama... O da İnönü'nün diplomasi zaferi diye anlatılır. Ay, doğrudur, o bir diplomasi zaferidir fakat o süreçte tabii Türkiye mesela Almanya'ya yakınlaştığı dönemler olmuştur. Evet. Almanya ile iş yapmıştır, anlaşmalar imzalamıştır. Almanya'da biliyorsunuz Sovyet-Rusya ile kanlı bir mücadele içine girer İkinci Dünya Savaşı'nda. Ve Sovyet-Ruslar Türkiye'nin Almanya'ya yakınlaşmasını affetmeyeceklerdir. Bakın. Evet. Bu tespiti de yapmak lazım. 38'den sonra işler değişiyor. İşler Türkiye'nin NATO'ya girme süreci başlıyor. O süreci yani, şimdi analiz etmek lazım. Şimdi 38'den sonra Türkiye Sovyetlerden uzaklaşıyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında özellikle. Ve Türkiye artık en azından güvenlik konusunda birilerine muhtaç hale geliyor. Çünkü bu barış iklimi dağılıyor değil mi? Barış kuşağı dağılıyor. Dağıldı şeyler. Bakın Balkan Antipaktı, Sadabat Paktı 2. Dünya Savaşı başlayınca darmadağın oldu. Evet. Onlar bir arada tutmak mümkün olmadı. Ayrıca savaş ortamı doğunca ister istemez dediğiniz gibi Atatürk'ün oluşturmaya çalıştığı o barış iklimi de dağıldı. Evet. Sovyet Rusya ile olan o kadim dostluk, milli mücadeleye dayanan o dostluk ilişkisi 2. Dünya Savaşı sırasında tamamen ortadan kalktı ki bunun nedenini tekrar ifade edeyim. Türkiye 2. Dünya Savaşı dışında kaldı. Bu büyük bir başarıdır. İnönü'nün çok büyük bir başarısıdır ama bunu yaparken zaman zaman Türkiye Almanya'ya yakınlaştı. Almanya'ya yakınlaştığınızda ve o Almanya Sovyet Rusya'nın can düşmanı olunca ister istemez 2. Dünya Savaşı biterken biliyorsunuz Stalin bu sefer harekete geçti. Evet. Ve Kars, Ardahan, Doğu'dan topraklar istendi. Boğazlar da üst istendi. Montre-Boğazlar Sözleşmesi'nin değiştirilmesi talebinde bulundular. Ve Türkiye-Sovyet-Rusya ilişkileri bozuldu. Öyle bir noktaya geldi ki bozulmanın ötesinde. Yani Sovyet Rusya sizden toprak istiyor. Tabii, gözünü Boğazlardan dikti. Üst istiyor, şey istiyor. Ve emperyalist güçler de dedi ki Türkiye'ye gelin NATO şemsiyesi altında biz sizi Sovyetlere karşı koruyalım süreç dediler. Süreç burada başlıyor yani. Ve bizi teslim aldılar. Aynen öyle oldu. 1946 kırılma yılıdır. Evet. 1946'da biliyorsunuz önce Missouri zırhlısı Türkiye'ye gelir. 1945'te Münir Ertegün
Oradaki bizim bir elçimiz vefat etmiştir ve Missouri zırhlısı onun cenazesini Türkiye'ye getirir ve burada biliyorsunuz camilere welcome mahyası falan asılır ve o Amerikan emperyalizminin simgesi olan Missouri zırhlısı 2. Dünya Savaşı'ndan hemen sonra Türkiye'ye gelirken burada büyük bir coşkuyla karşılanır maalesef. Aslında bu bir danışıklı dövüştür. Sovyet tehdidine karşı ki NATO nota vermiştir Sovyetler bizlere birkaç kere. Boğazlar konusunda ve Kars konusunda. Türkiye'de tabii Sovyetlere karşı, bu Sovyet tehdidine karşı Amerikan desteğine ihtiyaç duyar o koşullarda. Ve Missouri zırhlısı bir milattır. Münir Ertegün'ün cenazesini getiriyor güya ama oradaki geliş İşgalci başka, gibi geliyor. Evet, yani. Başka bir geliştir o. Türkiye 1946'da Missouri ile birlikte Amerikan dümen suyuna girmeye başlar. Hala da o orada devam eder. Evet. 1947 yılına geldiğimizde bu sefer Marshall yardımı, Truman doktrini ve Marshall yardımı gündeme gelir. Yunanistan'a ve Türkiye'ye yardım yapacaktır güya Amerika ama bu Truman doktrini denilen doktrine ve Marshall yardımının maddelerine baktığınızda, yani hangi koşullarda teslim yardım yaptığına baktığınızda yardımın nerelerde nasıl vereceği yardımın nerelerde nasıl kullanacağını Amerika ben denetlerim diyor. Evet. Ve biz bunu kabul ediyoruz. Bu teslim olmaktır. Bu teslim olma sürecidir. İkinci Dünya Savaşı'nın yarattığı iklim Türkiye'yi NATO'ya itecektir. Onu özetleyelim. Tek kelime cümleyle özetlemek gerekirse. 1947, 46-47 işte Missouri zırhlısının Türkiye'ye gelişiyle başlayan süreç. Arkasından işte Truman doktrini ve Marshall yardımı. Bunların üzerinde iyice durmak gerekir. Bilinen konulardır. Onun için çok fazla detaya girmeyeceğim ama mesela Truman doktrinine baktığınız zaman Türkiye'yi nasıl bir kıskaç içine, Amerika'nın nasıl bir kıskaç içine aldığını görüyorsunuz. Çok net bir şekilde görüyorsunuz. Maddelerinden çünkü, anlaşılıyor. Evet, mesela Marshall yardımının Marshall yardımını nasıl değerlendireceği konusu yine Marshall yardımını bize verirken ve Yunanistan'a bu yardım yapılırken yardım metinlerinde yer alıyor ve Türkiye oradan gelecek yardımı Amerikalı uzmanların gözetiminde kullanacak. Evet. Bunun dışında bir kullanım söz konusu olursa bunun yaptırımı olacağı ifade ediliyor. Ve nitekim biliyorsunuz Kıbrıs Barış Harekatı süreci yaşanacaktır daha sonra. 1960'larda 70'lerde Kıbrıs meselesi patlak verdiğinde, Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesi gündeme geldiğinde işte bu Truman doktrini, Marshall yardımı ve yine 1946-1950 arasında imzalanan ikili anlaşmalar vardır Amerika ile. Evet. 1947'de imzalanan mesela bir ikili anlaşma vardır. O anlaşmada da yine Amerikan yardımının nasıl kullanılacağı çok açıkça ifade edilmiştir. Ve Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesine karşı çıkar. Ve bu karşı çıkarken der ki benden aldığınız silahı, benden aldığınız yardımı kullanamazsınız bu çıkarma esnasında der. Ve biliyorsunuz ilişkiler gerilir. Ambargo boyutuna varır yani. Johnson mektubu vardır biliyorsunuz İsmet Paşa'ya gönderilen. Ve orada onur kırıcı bir mektuptur o. Orada Amerikan Başkanı, bizzat Amerikan Başkanı İsmet İnönü'ye Kıbrıs'a çıkarma yapılması halinde Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırım uygulayacağını ifade eder. Ve bu çıkarmaya da Amerikan yardımının kullanılmayacağını 1947'de imzalanan anlaşma gereğince bu konuda anlaşmayla bunun yasaklandığını o mektupta ifade eder. Tabii böyle bir süreç yaşamıştır Türkiye ve işte NATO'ya üyelik de bu sürecin doğal sonucudur. Evet. 1950'ye geldiğimizde yani Türkiye'de Demokrat Parti iktidarı kurulacaktır biliyorsunuz. 1946'da çok partili hayata geçiş. Denedik. 50'de demokrasi. Evet. 1950'de Türkiye kansız kavgasız demokrasiye geçmiştir. Fakat Demokrat Parti iktidarı Amerika Birleşik Devletleri'ne göbekten bağlı bir iktidardır. Yani bunun adını koymak lazım. Ha diyeceksiniz ki bağımlılık süreci 1946'da 47'de başladı. Doğru, bunu inkar etmedik. Bir saattir bunu anlatıyoruz zaten. Ama 1950 ve 1960 arasında Türkiye'nin Amerika'ya bağımlılığı hakikaten üzülerek söylüyorum Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarındaki o bağımlılık sürecini andıran bir bağımlılıktır. Bakın Menderes döneminde benim tespit ettiğim 60'a yakın ikili anlaşma imzalanmış Amerika Birleşik Devletleri ile. Bu anlaşmaların bazıları sözlü, yani hepsi anlaşma da değil aslında, bazıları sözleşme, bazılarının metinlerini bilmiyoruz, bazılarını biliyoruz, resmi gazetede yayınlananlar var. Tarımla ilgili anlaşmalar var,
sanayi ile ilgili, işte askeriye ile ordu ile ilgili. Ama hepsi bizim aleyhimiz. Evet, bu anlaşmalara baktığınız zaman bunlar eşit iki ülkenin evet. Eşit koşullarda imzaladıkları anlaşmalar değil. Bu anlaşmaların neredeyse tamamında Amerikan çıkarlarının korunduğunu görüyorsunuz. Mesela ben tarım anlaşmalarını geçen Sözcü'deki yazılarımdan birinde yazdım. Sömürge anlaşmaları adeta. Amerika Birleşik Devletleri bize diyor ki şu tarihe kadar diyor zeytinyağı ihracı yapamayacaksınız diyor. Biz bunu kabul ediyoruz. Bakın evet, şu tarihe kadar alınmaktır. Şu tarihe kadar diyor zeytinyağı ihracı yapmanız yasaktır diyor. Türkiye bunu kabul ediyor. Şimdi niye peki bu böyle bir şey ambargo koymuş bize? Çünkü kendisi soya yağı pazarlıyor dünyaya evet. O tarihlerde. Evet. Bunun gibi örnekler var. İşte NATO'ya giriş bu sürecin bu ortamda gerçekleşti. Bu ortamda gerçekleşti ve Sovyet tehdidi burada çok etkiliydi. Komünizm evet. Paranoyası, komünizm korkuttular. Tehdidi. Korkuttular. Komünistler gelecek. Gelecek memleketi Türkiye'yi alacak. Evet, komünist yapacak, dinsiz yapacak, evet, imansız yapacak. Bu propaganda çok etkilidir ve biliyorsunuz Türkiye NATO'ya üye olmak için 1949'dan itibaren girişimlerde bulunmuştur evet. Ama İngiltere hep veto etmiştir bu Türkiye'nin NATO üyeliğini. Türkiye'de bir şeyler yapması gerektiğini hissetmiştir NATO'ya üye olmak için. Yani askeri anlamda özellikle evet. Çünkü biliyorsunuz NATO daha çok askeri bir örgütlenme Komünist Rusya'ya karşı o Soğuk Savaş döneminde evet. İkinci Dünya Savaşı'nın sonrasında. Dolayısıyla Türkiye özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin gözüne girmek zorundaydı. Evet. Askeri anlamda varlık göstermeliydi ve aradığı fırsat Kore'de evet. Ortaya çıktı. Kore Savaşı biliyorsunuz. Türkiye Kore'ye asker gönderdi ve bu da sancılı bir süreçtir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki görüşmeleri falan okuduğunuzda, tutanakları okuduğunuzda bir oldu bittiye getirildiğini görürsünüz meselenin. Evet. Yani Türkiye'nin Kore'ye asker göndermesi meclisin tamamının aldığı bir karar değil. Yani Demokrat Milletin Parti... Milletin içine sinmeyen bir karar. Sinmeyen bir karar. Yani Demokrat Parti hükümetinin aldığı evet. Bir karar olduğunu görüyorsunuz. Ve Kore'ye biz asker gönderdik. Orada Mehmetçiklerimiz her yerde olduğu gibi, her zaman olduğu gibi kahramanca çarpıştı. Gazilerimiz geldi geriye, şehitlerimiz oldu. Evet. Çok sayıda. Fakat biz bir kere daha bütün dünyaya ve Amerika'ya şunu gösterdik ki Türk milleti hakikaten savaşçı özelliklerini koruyor. Ve tabii bunun karşılığında da beklentimiz neydi? NATO'ya üye olmaktı. Ve Türkiye 1952'de evet. Bir anlamda Kore Savaşı'nın ödülünü aldı ve NATO'ya üye oldu. Evet. Türkiye ama bakın Çağlar Bey, bu eşitlik ilkesine dayalı bağımsızlığı, saygıyı esas alan bir üyelik bir değil. Üyelik değil. Şimdi adını şuna koyalım. Geleceğim. Evet. Bugün siyasetçiler özellikle hükümet çevreleri şunu diyor. Evet. 100 yıl önce bu coğrafyada sınırları cetvelle çizdiler. Evet. Osmanlı İmparatorluğu'nu parçaladılar. Bizi küçücük bir coğrafyaya hapsettiler. Güçlü olmamamız için, kafamızı kaldırmamamız için ellerinden geleni yaptılar. İşte NATO üyeliği gibi, Birleşmiş Milletler yapısı gibi kurumlarla bizi, kafamızı kaldırtmadılar. 100 yıl önce neyi amaçladılarsa bugün 100 yıl sonra o amaçlarını gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bizi daha da Anadolu'da küçük bir coğrafyaya hapsetmek, bu ülkeyi parçalamak için ellerinden geleni evet. Yapıyorlar diyor hükümet çevreleri. Ve şöyle bir ifade kullandı geçenlerde bir bakan. Emperyalistler 100 yıl önce Atatürk'ü elimizden alamadılar. Bugün de Erdoğan'ı alamayacaklar, vermeyeceğiz dedi. Evet. Yani bugün emperyalistlerin hedefinde açıkça Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evet. Olduğunu ifade ediyorlar. Erdoğan'ın da bu emperyalizme karşı direnen bir lider olduğundan bahsediyorlar. Evet, evet. Şimdi bunu tarih penceresinden bakarsak nasıl yorumlayabiliriz? Tabii. Gerçekten bir 100 yıllık plan var mı? O plan yani Sevr haritasını, Sevr anlaşmasını devreye sokma planı, Türkiye'yi parçalama, bölme, Büyük Kürdistan, Büyük Ermenistan evet. Toprakları bu coğrafyada kurma planı evet. Hala işliyor mu? Bu planın karşısında Erdoğan mı duruyor? O yüzden evet. Erdoğan'ı devirmek mi istiyorlar? Evet. Çok açık sordum. Anladım. Çok teşekkür ediyorum. Tabii açık soruya açık cevap vermek gerekir. Önce tarihsel boyutuna cevap verelim. Bir kere Türkiye 100 yıl önce Türkiye'nin sınırları cetvelle çizilmedi. Bakın kimin sınırları cetvelle çizildi? Irak'ın sınırları cetvelle evet. Çizildi. Suriye'nin evet. Sınırları cetvelle çizildi.
Hatta kimlerin çizdiğini bile biliyoruz. Yani o sınırların nasıl çizildiğini bile biliyoruz. Fakat Türkiye'nin sınırlarını cetvelle çizmeye kalktılar. Doğru. Anadolu'nun ortasında denizlerden bağı koparılmış bir Türkiye tasarlandı. Sevr haritasına evet. Baksın izleyiciler. Evet. Nasıl bir cetvelle nasıl bir sınır çizildiğini Türkiye'ye görürler. Ama biz Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk milleti, bu millet imkansızı başardı. Ve ne yaptı? O emperyalist cepheyi dağıttı ve Anadolu'da bize çizilen, cetvelle çizilen o sınırların dışına bizi taşıdı milli mücadele. Evet. Bakın milli mücadeleyle biz yeniden denizlere indik bir kere. Bakın biz bir kara devleti halinde Anadolu'nun ortasına sıkıştırılıyorduk 1920 planına göre, Sevr planına evet, göre. Osmanlı'nın kabul ettiği evet, plana göre. Plana göre Anadolu'nun ortasında denizle evet. bağlantısı koparılmış bir ülke düşünün. Anadolu'nun ortasında denizle bağlantısı koparılmış bir Türkiye yaşar mı Çağlar? Yaşamaz. Uzun sömürge haline gelir. Yaşayamazsın, evet. tasfiye edilir. Evet. Yani sömürge olarak bile evet, devam edemezsin. Evet, o bile kalmaz. Yani elimizde. Bu coğrafyayı altımızdan çekeceklerdi. Bunu engelledik bir kere milli mücadeleyle. Evet. Yeniden Akdeniz'e indik. Yeniden Boğazları, İstanbul'u ele geçirdik. Evet, Karadeniz'i. Yeniden evet, Karadeniz'i tabii oradaki aldık. Bu Pontus hareketine evet. vesaire etkisiz hale getirdik. Evet. Yani bu toprakları yeniden vatan yaptık. Milli mücadeleyle. Bir tamam. kere bu tespiti yapalım. Bu bir. Peki ikincisi, peki bu planlardan... 100 yıl sonra bir daha aynı plan devrede diyorlar. Planlardan vazgeçildi mi? Emperyalizm vazgeçmez. Bakın bunu biz yıllardır söylüyoruz. Bize paranoyak diyorlardı evet. yakın zamana kadar. Evet, şimdi kendileri söylüyor. Ne diyorlardı? Bakın ben kitaplarımda yazdım işte 20 senedir yazıyorum ve birçok kitabımda yeniden Sevr, yeni Sevr'den evet. bahsederim. Yeni Sevr planlarından i̇şte bahsedelim. Sizin gibi Atatürkçüler bunu evet. dediği zaman deli diyorlardı bunlar. Paranoya bunlar işte bu artık bu dönemde Sevr mi olur? Tabii tabii artık korkularla yaşamayalım evet. diyorlardı yani. Bununla şimdi geldiğimiz noktada herkes gerçeği görür umarım ama görenler var gördüğüm kadarıyla. Yeniden Türkiye'nin Sevr kuşatmasında olduğu başta Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere fark edildi. Ya fark edildi. Fark edildi. Bu doğru bir tespittir. Önce onu söyleyeyim. Evet. Yani geç fark edildi geç ama. Fark edilen, AK Parti bunu geç fark çok geç fark edilmiş ama doğru bir tespit. Yani Türkiye'nin yeniden Sevr tuzağına düşürülmek istendiği tespiti tekrar ediyorum. Doğru bir tespittir. Ama geç kaldık. Çok geç kalmış tespiti. Çok geç bir evet. tespittir. Bizler 10 yıldır, 15 yıldır bunu vurguluyoruz. Türkiye'nin buraya çekilmek istendiğini söylüyoruz. Neye dayanarak bunu söylüyoruz? Yani Türkiye yeniden Sevr tehdidi altındadır derken neyi kastediyorum? Bakın Sevr ne getiriyordu bize? Sevr bizim kolumuzu kanadımızı kırıyor. Mesela Sevr ordusuz bir Türkiye planlıyordu. Evet. Çağlar Bey, ordusuz bir Türkiye planı. Allah aşkına Türkiye'nin son 15 yılına bakın. Ordusuz Türkiye'nin bir Türkiye son, operasyonları oldu. Türkiye'nin son 15 yılında Türkiye'ye yönelik operasyonların Ergenekon, Balyoz. Ana damarı neresidir? Silahlı kuvvetler. Evet, FETÖ. FETÖ'nün ordu operasyonları. FETÖ'nün ana evet. operasyonları orduya yönelik. Evet. Ergenekon'un, Balyoz'u, yani askeri casusluğu. Yani bir maddesinin hayata geçirilmek istendiğini görüyoruz. Evet. Burada enteresan olan nokta şu, 15 Temmuz darbesi bakın. 15 Temmuz darbesi aynı zamanda orduya bir darbe. Evet. Silahlı kuvvetlerini. Bu tespiti de yapmak evet. lazım. Çünkü 15 Temmuz darbesi üzerinden de ordu yıpratılmaya çalışıldı biliyorsunuz. Evet. Şimdi bunun yanlış olduğunu yine fark ettiler. Ama 15 Temmuz'un sonrasını hatırlayın. Adeta sanki darbeyi Türk Silahlı Kuvvetleri yapmış gibi bir hava evet. oluşturulmak istendi. Öbür taraftan mesela askeri okullar kapatıldı ki ben o zaman bunun tepkisini verdim ve dedim ki ya bu 15 Temmuz darbesi zaten orduyu tasfiye etmeyi hedefleyen bir darbe. Yani cumhuriyete yönelik bir suikast planı ama evet. aynı zamanda orduya yönelik bir suikast çünkü planı. Çünkü cumhuriyetin ana damarı Türk Silahlı Kuvvetleri. Evet. Şimdi siz askeri okulları kapattığınızda bunların ekmeğine yağ sürmüş oluyorsunuz diye ben açıklamalar evet. yaptım. Ve bunun tarihsel dipnotu da şudur. Sevr Anlaşması'nın 126. maddesi. Askeri okulların yanılmıyorsam, kapatılması. Orada diyor ki askeri okullar kapatılacaktır yani, diyor. Yani Türk ordusu asker yetiştirmeyecek. Yetiştirmesin. Oradan buradan deneyimsiz, evet. tecrübesiz askerleri alsın, zayıf bir ordu olsun 50 bin diyor. Kişilik, Sevr'in bize getirdiği şey şu. 50 bin kişilik bir jandarma kuvveti diyor yeter. O kadar. İç güvenliğinizi sağlayın. Bravo, bu kadar. Bu kadar. Ya, jandarma yetinin. Kuvveti onun dışında bir orduya ihtiyacınız yoktur diyor. Şimdi Allah aşkına tekrar ediyorum. Son 15 yıldaki bütün operasyonlar Türk ordusunu zayıflatmaya yönelik. Dolayısıyla Sevr tehdit olarak bu anlamda önümüzde... Kapımızda Sevr tehdidi devam ediyor. Devam ediyor. Evet. İkincisi başka bakın, nereden anlıyoruz devam ettiğini? Başka birkaç örnek daha vereyim. Türkiye diyor ki, Sevr mesela orada diyor ki, Türkiye'de diyor çok hukukluluk dayatıyor Sevr Anlaşması bize.
Çok hukuklu bir düzen dayatıyor. Yani Sevr öncesi süreci hatırlayın, Osmanlı'nın son zamanlarında. İmtiyazlar. Yabancılara tanınan haklar vardı. Evet. Neydi mesela? İşte yabancılar Türkiye'de suç işlediklerinde kendi mahkemelerinde, konsolosluk mahkemelerinde yargılanırlardı. Ya da gayrimüslimler ve yabancılar evlenirken, boşanırken medeni kanun olmadığı için kendi kiliseleri bu işleri yürütürdü. Şimdi Türkiye'ye bugün yine el altından dayatılan Sevr hükümlerinden bir tanesi budur. Yani Türk hukuk sisteminin işte yetersiz olduğu, yine yabancılara tanınan hakların, imtiyazların yetersiz olduğu noktasından hareketle mesela Ermeni soykırım tezlerinin tekrar gündeme getirilmesinin arka planında da bu vardı. Türkiye bu anlamda bir emperyalist kuşatma altındadır ve maalesef Türkiye'yi idare edenler de bu konuda hatalar yapmaktadır. Geç fark ettik. Mesela Büyük Ortadoğu Projesi de bir işgal projesidir değil mi? Yani Tabii bu sürecin bir parçası. Sevr Anlaşması ne diyordu? Türkiye Cumhuriyeti toprakları içinde Büyük Kürdistan, Büyük Ermenistan olacak diyordu. Şimdi ona geleceğim. Şimdi buna yönelik girişimler de var. Bugün Suriye ve Irak'taki Kürt ayaklanması, hareketleri. Oradan bize yönelen tehdit de bunun işareti. Şimdi Sevr'in başka bir bize getirdiği dayatma şudur. Sevr'e göre üretmeyen, tüketen bir Türkiye planlanmıştır. O da oldu. Bakın üretmeyen Türkiye planı, projesi maalesef hayata geçmiş durumdadır. Türkiye bugün her şeyi ithal eder konumdadır. Evet. Lütfen Sevr Anlaşması'nın maddelerini okuyun. Orada ekonomiyle ilgili çok sayıda madde var. 433 maddelik bir anlaşma Sevr biliyorsunuz. Çoğu da ekonomiyle ilgilidir. Türk ekonomisinin tamamen yabancıların kontrolüne bırakıldığını görürsünüz. Bugün oldu. Dolayısıyla Türkiye'nin son yıllarda maalesef yerli milli diye adlandırabileceğimiz bir ekonomisi hiç yok. Türkiye üretmiyor. Üretse bile katma değer üretmiyor Türkiye. Dolayısıyla tüketen bir ülke. Şimdi bu anlamda da Sevr hayata geçmiş durumda. Ve en önemlisi Sevr Türkiye'yi parçalara bölüyor. Evet. Yani Anadolu'yu parçalıyor. Nasıl parçalıyor? Mesela doğuda bir Ermenistan projesi, güneydoğuda bir Kürdistan projesi var ki Kürdistan'ın yeri aynen bugün Barzani'nin o referandumla kurduğu bölgeye denk geliyor. Evet. Yani Irak'ın kuzeyinde, Türkiye'nin güneyinde bir Kürdistan haritası çizmiş Sevr, önümüze koymuş 62. ve 64. maddesiyle. Dolayısıyla ve orada ilginç bir şey var Çağlar Bey. Diyor ki önce özerk sonra bağımsız. Bugünkü gibi. Bakın evet. Yani Sevr haritasında, Sevr projesinde Kürdistan önce özerk, sonra Avrupa'nın devreye girmesiyle bağımsız hale gelecek deniyor. Türkiye'ye baktığınız zaman hakikaten Sevr adeta güncellenerek bugün yeniden Türkiye'nin önüne peki, konulmuş durumda. Geç kaldık ama bu tespiti yapmak bugün lazım. Bugün ne yapmamız lazım? Ha, bu çok önemli. Bakın Türkiye evet geç kaldı maalesef. Ama anladı diyorsunuz. Evet, yani AK Parti hükümeti, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Sevr Anlaşması'nın bize dayatıldığının farkına bugün vardı. Varılmıştır. Geç kaldı ama bugün ne yapacağız? Bugün varılmıştır. Bu tespit önemlidir ama. Yani Türkiye'nin Sevr tehdidiyle, yeniden Sevr tehdidiyle karşı karşıya olduğunu fark etmek çok önemlidir. Bugün ne yapacağız? Bugün ne yapacağımız sorusunun cevabı tarihte gizlidir. Yani bizim aslında programın başından beri konuştuğumuz süreci yeniden okumak gerekir. Evet. Yani ülkeyi idare edenlerin, mesela benim önerim şu, milli mücadeleyi ve Atatürk'ün bu ülkeyi nasıl kurduğunu yeniden öğrenmeleri, yeniden okumalarını tavsiye ediyorum. Anlıyorlar mı sizce? O yüzden mi AK Parti Atatürk'ün şeyi ortaya çıktı? Şöyle söyleyeyim, başka seçenek yoktur. Yani anlamak zorundalar, okuyan herkes de anlar. Yani anlamamak için anlattınız, hiçbir neden yarım yok. Yarım saati dinleseler yeter aslında. Dinleyerek olur mu olmaz mı tartışabiliriz ama milli mücadeleyi doğru bir şekilde okurlarsa, yani o fesli tarihçilerin anlattıklarından değil de hakikaten bu işin uzmanlarından mesela yardım alabilirler. Doğru kaynaklardan milli mücadeleyi okurlarsa, bu ülkenin nasıl kurulduğunu anlarlarsa, ne yapacaklarını, nasıl bir refleks göstereceklerini doğru şekilde ortaya koyabilirler. Bu yani önemli. Bir ne kere yapmamız lazım? Yapalım. Milli mücadeleyi okuyup oradan ilham alıp, oradan örnekler alıp, ne yapabiliriz bugün? Bugün emperyalistlere karşı direnebiliriz. Oradan çıkan ilhamla. İlhamla. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin aynı zamanda ilelebet payidar kalmasını sağlayacak kodları da barındıran bir felsefedir. Onun üzerinde düşünmelerini isterim. Siyaseten Atatürkçü oldular mı olmadılar mı o ayrı bir tartışmadır oldular ama. Oldular mı sizce? Ona gelelim, o ayrı bir tartışmadır ama önce ülke adına,
samimi olarak bir şey söylüyorum. Diyorum ki hakikaten Atatürk tecrübesini yabana atmasınlar. Milli mücadele tecrübesini yabana atmasınlar. Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu siber tehdidinden bizi kurtaracak olan o tecrübedir. Bunu bak, tespiti o, oradaki koyalım. Ruh şu ama. Şimdi bak, milli mücadeleden ne anlamamız lazım? Ben ne anladığımı anlatayım. Milli mücadelede halk, mazlum diye tabir ettiğimiz Türkiye'deki halk da dahil, etnik köken, inanç, yaşam tarzı ayrımı yapmadan emperyalistlere karşı birlikte mücadele etti. Harika, çok doğru bir tespit. O zaman milli mücadeleden ilham alacaksak bugün halkı ocu bucu diye ayrıştırmadan ancak bugünkü emperyalistlere direnebiliriz. Vallahi çok o zaman bunu anlamak lazım. Tebrik ederim. İşin özü bu. Ben de birkaç cümle söyleyeyim bu tespitinizle ilgili. Milli mücadelenin sırrı burada gizli. Yani Atatürk'ün bu imkansız denilen, mucize denilen milli mücadeleyi nasıl kazandığını araştırdığınızda, ortaya koyduğunuzda... Sarıklısı da oradaydı, içki içen adamı da oradaydı. Yani hepsi mesela direndi. Şöyle bir ayrım yoktur. Şu partiden olanlar gelsinler, şu partiden olanlar dışında kalsınlar diye bir ayrım yoktur. Ya da dindarlar gelsinler, inanmayanlar bu mücadeleye, böyle bir ayrım yok. Ya da Sünniler bu mücadeleye katılsınlar, Aleviler, Bektaşiler bu mücadelede yer almasınlar diye bir ayrım yoktur. Atatürk'ün bir tarafında Cemalettin Çelebi, Bektaşi Alevi dedesi, öbür tarafta Rıfat Börekçi, Ankara müftüsü. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne baktığınız gibi, sizin ifade ettiğiniz gibi az önce, dini görüşleri çok farklı, sosyal statüleri çok farklı, etnik kökenleri farklı. Çok farklı insanlar aynı çatı altında bir araya geldiler ve hedefleri neydi? Ya istiklal ya ölüm parolası çerçevesinde tam bağımsız bir ülke kurmaktı. Bunu başardık biz. Peki bugün başka bir seçeneğimiz var mıdır? Yani bu seçenek dışında, yeniden bir araya gelmek dışında toplum olarak... Yok. Yeniden kenetlenmek, yeniden kol kola girmek dışında bu emperyalist kuşatmaya karşı nasıl başka bir yol var mıdır? Yoktur. O zaman birlik. Birlik. Yani. Bu birlik mesajı son zamanlarda veriliyor. Bu da doğrudur. Yani gene ben Sayın Erdoğan'da da bunu gözlemliyorum. Muhalefette de bunu gözlemliyorum. Bu birlik mesajı siyasetin ötesinde bir şey bu. Yani kısır siyasi tartışmaların ötesinde bir şey. Bu mesajı sürekli yenilemek gerekiyor. Çünkü başka türlü bu sevr tuzağına düşmemek mümkün değil. Yani bu tuzaktan kurtulabilmenin tek yolu var. Yeniden bu birliği sağlamak, toplumsal birliği, bütünlüğü işte sağlamak. Oradan başlar mücadele. O zaman ayrıştırıcı dil kullanmaktan vazgeçmesi lazım. Bütün siyasilerin. Yani bu siyaseti aşan bir şey. Bunu görmesi oradan lazım herkes. Tabii ki. Oy hesabıdır, şudur budur. Herkes rakiplerini Seçimler yaklaşıyor. Eleştirecek, yapacak ama. Öyle bir şey. Ülkenin birliğini ayrı bir yere koyup siyasi mücadeleyi vermek gerekiyor. Bu çok önemli çünkü aksi halde gemi battığında hep birlikte batacağız. Yani o partililer, bu partililer diye bir ayrım yapmayacak emperyalizm. Bu tespiti yapmak lazım. Şey sordunuz galiba, yanlış hafızam beni yanıltmıyorsa, düzeltin yanlışsa, bu dönüşüm, değişim. Şimdi onu şöyle soracağım. Buyurun. AK Parti Atatürkçü oldu diyorlar. Bunu diyorlar. Şimdi soruyorsunuz. Başbakan Binali Yıldırım da kızdı, dedi ki biz zaten Atatürk'ü seviyorduk. Bizim Atatürk'le bir derdimiz yok ki dedi. Ya dedi, bunu diyenler, AK Parti'den Atatürkçü olmaz da diyenler, elinizde barometre mi var? Atatürkçülüğümüzü ölçüyorsunuz. Ne var yani? Bizim Atatürkçülüğümüzü siz mi ölçeceksiniz dedi. Güzel. Tabii şöyle, tabii AK Parti'nin son 15 yıllık icraatlarına baktığımız zaman Atatürkçü olduklarını söylemek mümkün değil. Yani bunu söylemek için kör cahil olmak lazım. Çok açıkça ifade edelim. Çünkü Atatürk'e ve Cumhuriyet'e yönelik çok ağır iddialarda bulunan AKP'li yetkililer var. İsimleri kitaplarımıza geçti. Onlara cevap vermek için mesai harcadık. Cumhuriyet bayramlarından önce, işte 10 Kasımlardan önce yaptıkları açıklamalarla toplumu gerdi bu AKP'li yetkililer. Dolayısıyla AKP'nin yeni Türkiye söylemi de yine Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti ile bir hesaplaşmayı içinde barındıran bir söylemdi. Yani bunları inkar edecek değil herhalde hiç kimse. 90 yıllık reklam arasıydı. Reklam arası dendi. İşte camiler ahır yapıldı dendi tek parti döneminde. İşte 2 ay yaş dendi Cumhuriyeti kuranlara. Çok sayısız örneği var. Yani bunları tek tek Mustafa Sabri'nin adı okula verildi. Okula verildi. Yani, İskilipli Atıf'ın adı hastaneye verildi. Said Nursi'nin adı okula verildi. Şehzade Meydanı var ya Diyarbakır'da.
Seyit Rıza Anıt'a dikildi. Ruh hastası Rıza Nur'un iddiaları yıllarca İslamcıların olarak, ağzında kaynak olarak Atatürk'e saldırmak için kullanıldı. Daha da ötesi var. Yani adını almayalım ama bir dergi çıkarıldı hükümet destekli. O derginin her sayısında Atatürk'e ve Cumhuriyet'e ağır hakaretler Demin edildi. Ben adını almak istemedim. Ve o derginin iftiraları, hakaretleri arşivlerde duruyor. Evet. Bunları artırmak mümkün. İşte fesli bir tarihçi var, ortalarda dolaştırılıyor. Son günlerde konuşamıyor. Biliyorsunuz sarayda ağırlandı. Evet. Tabii bütün bu örnekleri çoğaltmak mümkün ama geldiğimiz noktada Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullar, iç ve dış koşullar, Atatürk'ü sahiplenmeyi zorunlu kıldı. Benim söyleyeceğim şey bu. Yani Türkiye'nin içinde bulunduğu zor koşullar. Çok da severek, severek gözüne isteyerek, aşık olarak değil ama mecbur kalmıştır. Mecbur iktidar. Kaldılar. Açıkça ifade edeyim ben de madem açık sordunuz. Mecbur kaldılar. Niye mecbur kaldılar? Türkiye'de ekonominin durumu ortada. Türkiye'de maalesef terör problemi devam ediyor. Evet. Türkiye'nin dış politikası ortada. Evet. Türkiye kuşatılmış durumda. Hem içeriden hem dışarıdan. Evin içi de düzenli değil. Düzenli değil. Büyük, çok fazla sorunumuz var. Ve bu süreçte hakikaten mesela şeyi hatırlayın. Barzani referandumu sürecini hatırlayın. Barzani referandumuna karşı Türkiye Cumhuriyeti olarak biz tepki verecektik. Güya iki gün önce Milli Güvenlik Kurulu toplandı. Referandumdan iki gün önce. Evet. Referandumdan bir gün önce de Bakanlar Kurulu toplandı. Evet. Yani çok ilginç bu. Yani referandum olacak. Referandumdan iki gün ve bir gün önce Milli Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu'nu topluyoruz. Ne karar çıkacak diye bekliyoruz. Şimdi çıkan kararları hatırlayın Çağlar Bey. Özetle şu karar çıktı. Her iki toplantı sonunda açıklandı kamuoyuna. Dendi ki anlaşmalardan doğan haklarımızı kullanırız dendi. Şimdi anlaşmalar sonra dile getirildi. İşte 1926 Ankara Anlaşması Atatürk'ün imzaladığı. Evet. İmzalattı ve 1923 Lozan Anlaşması'na vurgu yapıldı. Evet. Ben o zaman şöyle bir yorum yaptım. Dedim ki ki okullar yeni açılmıştı o süreçte ve okullarda müfredattan Atatürk'ü çıkarmışlardı biliyorsunuz. Evet. Müfredattan çıkardığınız Atatürk dedim Milli Güvenlik Kurulu'nda karşınıza çıktı. Güzel. Evet, Bakanlar Kurulu'nda karşınıza çıktı. Güzel. Niye? Şimdi böyle bir gerçeklik var. Yani siz ne kadar da kaçmak isteseniz uzaklaşmak... O sizi kovalar. Uzaklaşmak isteseniz de bu topraklarda Mustafa Kemal Atatürk'e düşman olarak, ona karşı olarak politika üretemezsiniz. Ha ürettiğiniz zaman... Karşınıza bir şekilde çıkar. Karşınıza bir şekilde çıkar ve öyle bir an gelir ki onun ilkelerine, onun öngörülerine, ona ihtiyaç duyarsınız, mecbur kalırsınız. Şimdi geldiğimiz noktada bu dönüşümü böyle yorumlamak gerekir. Yani hem yaklaşan seçimleri de tabii dikkate almak gerekir çünkü %51 gerekmektedir. Başkanlık seçimlerinden söz ediyorum. Yani başkan olabilmek için %45 yetmiyor. Evet. %49 yetmiyor. %51'e ihtiyacınız var. Atatürk'le kavga ederek %51'i yakalayamazsınız. Işte, yani gerçekçi olalım. Şimdi Türk milletinin Allah aşkına %51'i Atatürk'e karşı mıdır? Mümkün müdür bu? Böyle bir istatistik yok. Yok. Evet. 1 milyon kişi Anıtkabir'e aktı bakın son 10 Kasım'da. Evet. Dolayısıyla Türkiye'de Atatürk'e karşı politikalar yürüterek ve açıkça bu politikaları yürüterek hele %50, %51, %45 bile oy almanız çok zordur. Bunu görmüştür iktidar mensupları ve dolayısıyla Atatürk politikalarını değiştirmişlerdir. Atatürkçü oldular mı? Bence olmadılar ama Atatürk'e karşı politika yürütmenin onlara bir getirisinin, bir kazancının olmadığını fark ettiler. Peki şunu soracağım. Benim gördüğüm bu. Evet. Şimdi bir rüya gördü AK Parti. Bir Osmanlıcılık rüyası. Osmanlı Yeni rüyası. Osmanlıcılık. Tabii. Evet. Şimdi AK Parti şöyle bir kafadaydı bir ara. Bunu anlayabiliyoruz yani. Davutoğlu'nun politikalarından, söylemlerinden anlayabiliyoruz. Cumhuriyet, Osmanlı'dan sonra kurulan Cumhuriyet bizi güçsüz hale getirdi. Biz Osmanlı döneminde çok güçlüydük. Büyük bir imparatorluktuk. Büyük bir medeniyetin merkeziydik. Böyle bir algı var. Bir gecede Cumhuriyet kuruldu, cahil kaldık. Kaynaklarımızı okuyamaz hale geldik. Evet, dedelerimizin mezarlarını okuyamıyoruz. Tabii. Yeniden Osmanlı, büyük o Osmanlı medeniyetini diriltelim dediler. Evet. Milyonlarca dolar para harcayıp hala dizi çekiyorlar Osmanlı'daki
o görkemi, o kudreti, kuruluş dönemini anlatan diziler. O dünyayı yöneten atmosferi kendilerince anlatmaya bir çalışıyorlar. Özlem, tabii. Var mı böyle bir şey? Yani nedir bu Osmanlıcılığın şeyi? Son 5 dakika. Bizde tabii tarihe şaşı bakıyoruz. Biz önce Çağlar Bey onu söyleyeyim. Şimdi bu verdiğiniz örnek tarihe şaşı bakmanın tam iyi bir örneği. Yani bundan daha iyi bir örnek olamaz tarihe şaşı bakma konusunda. Şimdi hangi Osmanlı bir kere? Yani şimdi mesela Diriliş Ertuğrul'du değil mi? Evet. TRT'nin dizisi. Orada anlatılan Osmanlı kuruluş dönemi Osmanlısı. Yani 13. yüzyıl başları. Evet. Daha işte beylik aşamasından genişliyor. Evet. Ki hakikaten o dönemde Osmanlı'yı idare eden akıl, işte Orhan Bey, Osman Bey, Ertuğrul Gazi. Evet. Onlar hakikaten siyasi akla sahip liderler ve İmparatorluk haline getirecekler. Onların o politikaları genişletecek sınırları. Büyüyecek, devlet haline gelecek. Kanuni'nin, Yavuz'un Osmanlısı var. Evet. Fatih'in Osmanlısı var. Evet, klasik çağlarda Osmanlı işte 3 kıtaya yayılmış. Hakikaten dünyanın en önemli güçlerinden biri. Ama sonra da bir metal yorgunluğu yaşayan Osmanlı şimdi var. Şimdi hangi Osmanlı? Şimdi yıkılış süreci Osmanlı. Sizin Osmanlı derken bir kere kastettiğiniz belli ki klasik çağlar. Değil mi? Yani Fatih'in Osmanlısı, Kanuni'nin, Yavuz'un Osmanlısı. Fakat şimdi Osmanlı hep böyle devam etmedi. Yani 16. yüzyılda mesela daha 16. yüzyılda paranın değeri düşmeye başlıyor. Evet. Yani coğrafi keşiflerden sonra Avrupa'da maden bolluğu, para bolluğu, mal bolluğu ister istemez bizi etkiliyor Osmanlı'yı. Ve Osmanlı yavaş yavaş kendi parasının değer kaybettiğini görüyor. Daha 16. yüzyılda bakın. Devalüasyona gidiyor 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu. 17. yüzyıldan itibaren de Batı karşısında mevzi kaybediyor her açıdan. Yani o eski fetihler artık eskisi gibi Osmanlı İmparatorluğu'nu ayakta tutacak bir ganimet ya da bir işte getiriye sahip değil. Artık 18. yüzyıldan itibaren ise imparatorluk Batı karşısında geri kaldığını kabul etmek zorunda kalıyor her alanda. Bakıyorsunuz mesela 19. yüzyıla gelin. 19. yüzyıl mesela Abdülhamit dönemi çok bugünlerde şeydir, popüler Abdülhamit. O da emperyalizme direnen bir padişah diye anlatılır. Aktarılır. Abdülhamit dönemine şöyle baktığınız zaman 1876'dan 1908'e kadar ben geçen bir yazı yazdım. Dedim ki mesela bu dönemde yerli milli ne vardır Osmanlı'da? Yani neyi bu bize ait? Ne, bize Cumhuriyet ait başlatmadı mı yerli onu konuşalım bakın. Üretim sürecine. Abdülhamit döneminde dedim bize ait ne var Osmanlı'da? Şöyle bir baktım. Osmanlı İmparatorluğu'nda sanayi kuruluşlarına baktım. Mesela İstanbul'da 112 tane sanayi kuruluşu var. Evet. Bunların çoğu büyük fabrika falan değil, küçük atölyeler. Bunların %85'i yabancıların. Evet. Bakın dikkat edin. %85'i yabancıların. Baktım başka ne var? Bankalara diye bakalım. Şeye mesela baktım. Demir yollarına baktım. Demir yollarına. Ankara'ya kadar demir yolu yapmışlar. Berlin'den Bağdat'a kadar demir yolu yaptırmış Osmanlı. Baktım demir yollarının bir kilometresi bize ait değil. Evet. Kime ait? Berlin-Bağdat Almanlara ait. Ankara'ya kadar olan demir yolları da İngilizlere, Fransızlara, yine Almanlara ait. Ve sözleşmeler var 95 yıllık. 92 yıllık, yani o demir yollarını 95 yıl, 92 yıl yabancılar işleteceklermiş. Evet. Bakın o da senin değil. Sonra bakayım dedim, dedim başka ne var mesela yerli milli? Toprakları mesela yabancılara satmaya başlamışız. Toprakların önemli bir kısmı yabancıların. Şunu anlatmaya çalışıyorum, bakın kendi mahkemelerinizde yabancıları yargılayamıyorsunuz. Kapitülasyon hukuku var. Evet. Şimdi... Ve 1. Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı İmparatorluğu denilen bir devlet artık yok, çökmüş durumda. Evet. 1918 Kasım ayı itibariyle. Ve 1920'nin yaz aylarını düşünün. Sakarya Savaşı öncesini düşünün. 1921'in affedersiniz. Osmanlı'nın 3 başkenti işgal altındadır. Evet. Edirne, Bursa, İstanbul. Yani tekrar ediyorum bakın Osmanlı'yı bırakın. O büyük 3 kıtaya yayılmış Osmanlı'yı 3 başkenti işgal altındadır. Evet. Dolayısıyla milli mücadeleyi kazanarak bu toprakları yeniden vatan yaptık. Ben şunu söylüyorum. Anadolu bize Osmanlı'dan miras kalan, vatan olarak miras kalan Anadolu değil. Anadolu'yu biz yeniden milli mücadeleyle vatan yapıyoruz. Evet. Dolayısıyla bu tespiti yaptığınızda bu iddiaların yersiz olduğunu görüyorsunuz. Evet. Çok Çağlar teşekkür Bey. Ediyorum. Şöyle noktalayalım. Osmanlı'yı yıkan Cumhuriyeti kuran kadro değildi. Değil. Osmanlılardı. Bravo. Evet. Tabii Osmanlı'yı hatta Cumhuriyeti kuran kadro da Osmanlılardı. Evet. Yani Mustafa Kemal onlar arkadaşları. Osmanlı Paşası'ydı. Çok tabii sağ ki. Olun. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum. Sözcü gazetesi yazarı, tarihçi Sinan Meydan'la birlikteydik. Atatürk'ü konuştuk. Güncel siyasetle, gündemin önemli konularıyla
geçmişi kıyasladık, yakın siyasi tarihi kıyasladık. Yakın siyasi tarihten aldığımız o derslerle bugünü yorumlamaya çalıştık. Bu önemli bir program. İnternetten de eşinize, dostunuza mutlaka tavsiye edin. Tamamını izlesinler. Hoşçakalın.